Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Hop. Bam bam. Haydi yürüyüşe. Haydi yürüyüşe oğlum benim. Haydi yürüyüşe. Geç bakalım. Evet arkadaşlar, pazartesi gününden hepinize merhaba. Umarım hepinizin pazartesi günü güzel geçmiştir. Herkesin sendromsuz bir pazartesisi olmuştur. Az önce odadan çıkarken çok karanlıktı. Bizim tüm perdeler falan blackout. Yatak odasına yani komple güneşi geçirmeyen, komple karanlıkta yatmak istiyoruz. Size de bunu öneririz. Çok sağlıklı bir şeymiş. Kalın yorgan ve zifiri karanlıkta uyumak daha sağlıklıymış. Şimdi bambamı yürüterek güne başlayacağım. Bugün burada hava biraz yağmurlu. Dün güzeldi. Güneşliydi. Bir haftadır da güzel gidiyordu aslında. Şimdi bir haftada yağmur devam edecekmiş. Bakalım nasıl gidecek. Gel bambam yürüyüş hadi. Haydi oğlum yürüyelim. Evet, kümesimiz de burada. Daha çatısı vesairesi yok. Çok yakın zamanda bitireceğiz. Yorumlar da çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir şey oluyor bakalım. Gerçekten ev gibi oluyor. Bam bam. Şişt. Haydi. Aferin oğluma benim. Aferin oğlum. Haydi kapıya. Bu arada yürüyüşümüz bitti. Size köpeklerle ilgili yeni bir bilgi daha. Hareketi başlatan her zaman alfa köpektir. Yani kural koyandır. Yani burada sizin olmanız gerekiyor. Bekle bam bam. Bekle. Yani yeni bir yer varsa ilk girenin sizin olması. Ardınızdan sizin onayınızla gelmesi lazım. Bekle. Ayaklarını sileceğiz. Bekle bambam. Sağlıklı bir köpek ilişkisinde kuralları sizin koymanız lazım. Bekle. Otur. Aferin oğlum. Gel bakalım. Bu kuralları sizin belirlemeniz lazım. Çünkü siz belirlemezseniz o strese girer. Yani şöyle düşünün. Köpekler insanlar gibi değil. Siz ona ne kadar sorumluluk yüklerseniz köpek o kadar yorulur ve o kadar strese girer. O yüzden bu tarz eylemleri sadece sizin başlatıp bitirmeniz lazım. Yemek yemesine sizin karar vermeniz lazım. Bir yerden girip girmemesine sizin karar vermeniz lazım. Bunları yaptığınız zaman köpek diyor ki, patron o. O zaman benim geri kalan hiçbir derdi, hiçbir sorunu düşünmem gerekmiyor. Birkaç tane yorum gelmişti çünkü. Hani ben çok hayvan severim şöyle diye başlayan. Esas hayvanseverlik bunları tanıyıp onların en huzurlu ve mutlu olacağı şekilde yaşamalarını sağlamak. Değil mi mamam? Hadi mama yiyelim şimdi. Bu arada filizler de ufak ufak kıpırdanıyor. Birazdan uyanırlar. Benim onlar uyanmadan önce sobayı da yakmam gerekiyor bir temizleyip. Bambama yemini verip sobayı yakıp onları uyandıracağım. Evet, bizimkiler uyandı. Onlara yetişemedim. Ama çok soğuk değil, değil mi Filiz? Yok. Yağmurlu ama. Çok soğuk olmuyor bizim zaten. Kulak ısıyor. Kulak mı yapıyorsun? Çok komik mi bu? Bir bakabilir miyim oraya? Evet, günaydın güneşim. Günaydın anne, vurdum. Günaydın. Ben vurmadım ki, sen vurdun ağzına. Ben sobanın külünü dökeyim, biraz odun falan kırayım aşağıda. Tamam. Konumuz başlasın. Ağlıyor içeriden öbürü de. Ağlamıyor, böyle şen sesler çıkartıyor. Alacağım şimdi ondan. Evet, sobamızın külünü dökelim. Biz sobamızın külünü şöyle size göstereyim. Biz sobamızın külünü buraya döküyoruz. Şimdi burası da bir sürdürülecek çünkü. Kül toprak için faydalı. Gübre gibi. En son üstüne böyle koyun gübresi, inek gübresi vesaire getirip burayı sürdüreceğiz çünkü yağmurlar bitince.
Evet, tutuşturmalık odunlarımı aldım. Geri kalan odunlarım yukarıda. Biz bu sene biraz fındık odunu yakıyoruz. Fındık dallarını hatırlıyorsunuz, sırlamıştım. Çok güzel yanıyor, çok iyi ısıtıyor. Ama közü kalmıyor. Bir de bacayı çok tıkıyor galiba. Haftada bir bu baca temizleme şeylerinden yakıyorum. Şu anlık bir problem yaşamadım. Şöyle 15 günde bir de kontrol ediyorum bacasını. Evet, sobamızı da yaktık. Kız çeyle oğlan çede uyandı. Aşkım, kıza kız çe diyorlar, oğlana ne diyorlar? Kızanla kız çe mi? Ne, erkeklere ne diyorlar harbiden? Bak ben bilmiyorum. Kızlara kız çe, erkeklere ne? senin ağrın nasıl Filiz soruyorlar. Ben komple toparladım, bende hiçbir şey yok. Canım kızım, yutkunurken ağrım yok da öksürük var böyle. Dol dol. Dolu dolu bir öksürük var. Ama iyiyim çünkü bugün canlı yayın günüm. Ya gene hep yorumlarda da yazdım, belki görmüşsündür. Ben 10 günde atlatıyorsam sen 2 günde atlatıyorsun. Evet. Şimdi benim 5-6 gün sürdü. Senin daha 2. 3. gün. Ya benim de biraz yarın toparla. Bir şey yatırmıyor yani. Hani böyle çok çok sert geçirmiyorum çok şükür. Allah yüzüne maşallah bakıyor. 2 tane küçük çocukla. Şimdi canlı yayın var. Hazırlanmaya başladım. Bak içimden kapıda efendim kızım. İlgi çalıcı. Efendim doktor. Hadi bir muayene et bakalım nesi varmış. Gerçek stetoskop bu arada. Aa, hasta mı olmuş? Hadi muayene et. Yastık koyamam. Yeme ekleyemem. Yatır yarı yastığa bakalım. Yatır yastığa. Ha? Et muayene. Poposu mu acıyor? Pişik mi olmuş? Murat sen niye biliyor yan duramıyorsun çocuğum sürekli yanına veriyorsun? Ay buydu. Yan duramazsın annesi. Neden yan duramazsın aşkım? Bak ablana bak ablana. Yastık koy arkasına. Yine kayıyor. Bu sefer de öne doğru kayıp tekrar sırt üstüyor. Yani onu bir şekilde başarıyor. Bunun için mutlaka bir şey var mı? Baba! Ya efendim! Bir de gülüyor bir de. Bir de ay özür dilerim kızım. Özür dilerim bir tane. İlgi çalıyorsun baba, annesin. Baba böyle yapıyor. Yardı koy ama. Koy bebeğin hadi ya. Öksür de ona. Öksür de. Yine nefes alın. O derin nefes alacak sen değil. Doktor hanım. Sırtını da bir dinle. Sırtını da dinle kızım. Sırtına da koy bunu. Dinle kızım. Ah. Acıkmış mı? Hasta mı olmuş? Popom. Babası acısa popoyu dinliyor. Çocuklar neyi görse gerçekten onu taklit ediyor. Çünkü yakın zamanda ikisi bir pişik olmuştu. Şimdi direkt onu canlandırdı. Bak öksürüyoruz öksürüyor. Sobamız ne kadar güzel yanıyor öyle. Değil mi Murat Deniz? Aşkım. Baba. Babam. Bir tanem. Soba yakıyor. Evet soba yanıyor. Evet bugün karışık bir gün. Şimdi Müco gelecek, bir araziye gideceğiz, birileriyle geliyor. Biliyorsunuz çok yakında orada da inşaat başlayacak. O inşaatla ilgili görüşeceğiz orada. Bir usta gelecek galiba bize yol göstermesi için. Bu videolarda çok böyle flashbackler, editler vesaire yapmayacaktık ama bugüne özel sadece bir düne gidelim. Dün kümesi yaparken aldığımız birkaç çekim var. Onları gösterelim, sonra buradan devam edelim. Evet, şu an kümesimizi yapıyoruz. Ay yoruldum Filiz. Hava baktık güneşli. Yetiştirebilecek ben miyiz bakalım akşama böyle kadar? Hava güzel. Sıcak ama. Evet evet güzel. Gölge de serin de burada ama sıcak. Ama niye için ne korkuyor biraz öksürmeye başladı diyorum biraz kalın giyiyor. Mia da kedi istiyor. Ha, evde kedi yok diyor. Evde kedi olmalı. Kedi yok. Ama evde köpeğimiz var ya kızım. Kedi yok. Ama Bambam istemezse alamayız eve kedi. Hepimiz istersek ancak olabilir. Seviyor musun kediyi? Kedi yok. Tamam kedi yok evet. Kedi istiyor musun eve? Su içiyor. İzin ver su içsin kızım.
İzin ver su içsin kedi. Ama ıslak. Ama ıslak mı? Çok. Gel pisi pisi de çağır onu. Gel. Gel. Mini çağırıyor. Beni çağırıyor diyor. Mini çağırıyor. Senin. Gel bisi bisi. Gel bisi bisi. Evet kurtaramam. Hadi sev bakalım bir. Aa, olamaz. Hayır. Aa, olamaz. Hayır. Ne olmuş kediye kızım? Kurtaramam. Didi. Cici yap. Cici yapsın böyle sev. Çok mu komik? Çok komik. Bak o da kendini sevdirmeye çalışıyor sana. Çok komik. Şimdi bir yaz ya. Bu yavaş. Kalemi. Yedi. Sevdin mi? Uyuyor. Tatlı mı kedi? Uyandı. Uyandı. Hadi bir sev bakalım. Ne renk kedi onları göster. Siyah. Siyah beyaz kedi değil mi? Gel. Ay. Baba çok heyecanlandık ya. Gel. Babaya, bir şey olmaz. Koş. Küçük de geldi mi? Koş. Öp bir de öp. Oh. Kedicik de geldi. Merhaba kedicik. Evet, babam gittikten sonra Gülten abla bizim sağ olsun bebeğe bakıyor biz video çekerken. Biz şimdi kümes videomuza devam edeceğiz. Cimcime de yanımızda. Kedi nerede mi ya? Kayboldu. Sen bulursun şimdi kediyi. Gel pisi pisi diye çağır gelir o. Hadi videomuzu çekelim çok az vaktimiz kaldı. Hadi. Evet çekimimizi bitirdik arkadaşlar. Bir video daha bitti değil mi? Bitti. Şimdi pazartesi günü vlog var. Bu orada yayınlanacak. Bir de pazar günü de canlı yayınımız var. Valla benim kafam koşuyor. Şu anda biz hangisi için konuşuyoruz? Şu an pazartesi yayınlanacak vlog için konuşuyoruz. Valla benim kafa gitti artık ya. Karıştırıyorum. Şu an biz normal video mu çekiyoruz yani ona göre hazırlanacağım. Ya da hazırlanmayacağım. Vloglarda biliyorsunuz hazırlanmıyoruz. Normal ev halimiz. Ama en azından şöyle bir saçımı başımı yüzümü renklendirmeye çalışıyorum. Normal videolar için. Sen hep güzelsin aşkım. Teşekkür ederim aşkım. Oy. Bu arada arkadaşlar ciddi anlamda hava soğudu buralarda. Bu hafta da böyle devam edecek herhalde. Islak, yağmurlu. Bakalım bu çamurda da oraya nasıl gireceğiz? Şimdi o da ayrı bir sorun. Müdür hoş geldin. Abi merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Deniz ben. Ben de Nihat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nihat abi sevdiğim bir abidir. İnşaat konusunda uzman. Konusunda uzmandır ya. Evet, arazimizdeyiz. Mücü özlemiş misin? Neyi abi? Arazimizi. Abi araziye sık sık geliyoruz zaten. Ama gözümü kapatınca burası canlanıyor hemen. Oraya çakılan hepsi aynı kod verilip üstüne tıraşlanacak, üstüne başlanacak. Aynen. Dediğin gibi. Hı. Yani o direkt hiç burayı düzlemeden de yapabilirsin. Ha, onu diyorum. Tamam mı?
O direkleri mesela dikersin, bağlantılarını yaparsın, üstünü güzel bir döşersin, anlatabildim mi, kapatırsın. Ondan sonra gene ahşaptan direklerini dikersin, tamam mı? Bunu hep, buradan yazın gelecek değil mi? Abi yaz kış olacak, evler izolasyonlu olacak o yüzden. Tam olur abi. Abi şu şimdi biz o cam yünü, mam yünü vesaire izolasyon yapıp üstünde kerpiç kaplamayı düşünüyoruz. Hani hem o kerpiç köyü ve havası olsun. Yani dıştan köy evi gibi olacak. O kerpiç de biliyorsun hem bir miktar izolasyon da sağlıyor. Ama içinden öyle kerpiç merpiç tabii belli olmayacak. İçi de daha modern. Tabii. Yani geldiği zaman hani böyle ıy demeyeceği, çamur olmayacağı, mesela, böcek olmayacağı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu kereste atölyelerinde var ya mesela gıy tahtası böyle diyelim ki domruğun böyle domruk yuvarlak diş ya. Kapağı. Ha, diş kapağını mesela alıyor. Ondan bile bunun dişini kaplayabilirsin mesela, vernikleyebilirsin. O da olabilir, ha, o bak, da olabilir. Çünkü neden biliyor musun? Onu adam çok ucuza satıyor, anlatabildim mi? Onu da bir şey olarak satıyor ama bak o da olabilir. Mesela dişini ondan kapat, içini diyelim ki kaya yününden veyahut da diyelim ki... Güzel fikir aslında, diş kapağı. Tabii ya, o badeva satıyor adam onu, külöyle satıyor onu. Onu da mesela alıp bunun etrafına... Peki koyuyor. O izolasyon sağlıyor mu abi aynı zamanda? Tabii yok, bak şimdi abi. Onu var ya bak şimdi. Onu mesela diyelim şöyle bir araya gelerek onu çaka bassın, tamam mı? Yani diyelim ki böyle biraz ara ama onun üstüne bir tane daha kapak yaparsın. Onu hı-hı, yine ondan kapağı yaparsın. Kiremit gibi şey gibi. Ha, düşün bir kiremit gibi. Yani onu yaparsın. Mesela diyelim ki dişini güzel diyelim ve ne bileyim bir kırmızı boyayla veya bir beyaz bir boyayla yine ahşap rengini alacak bir boyayla boyatabilirsin. O da iyi bir görünüm sağlar. İçine de örnek veriyorum, çopuk da olabilir, izocam da olabilir. Anlatabildim mi? Biz izocam içine de kontrplak düşünmüştük. Hani içerisi de... Alçıpan da olabilir. Yani su almadığı müddetçe alçıpan da olabilir yani. Bak böyle söylüyorum. Ama diyelim ki böyle bir lambri türü bir şey yaparsansa tabii bu daha maliyeti yüksek olur yani. İçinde normal o tabaka kontrplaklar var ya, ya da OSB'de. O sebe de olabilir, kontraplak da olabilir. Ama dedim alçıpan da olabilir. Yani su almadığı müddetçe kesinlikle bu şey. Abi olabilir. Şey de olabilir. Belki bir kontraplak ya da OSB neyse hani üstüne bir şey kaplanabilir. Yani içi sadece düzgün gözükmesi adına. Şimdi mesela diyelim ki ona mesela çatı olarak diyelim ki böyle bir yuvarlak mı düşünüyorsun? İşte yuvarlak olmayacak şimdi, üçgen olacak. İlk dom ev olarak başlamıştık. Ha. Ama sonra dedik ki normal bu köy evi gibi olsa daha düzgün olur ama senin önerin varsa abi ona da... Ya hayır, benim önerim varsa... Biz kerpiçi şey olarak düşündük, hani dom ev olursa hani kerpiç yağmur bu sefer çok akıtacak, hani onunla baş edemeyiz. Evet. Çatısı olan bir şey olsun diye dönmüştük ama sen şimdi bu ağaç kabukları dedin mesela, ağaç kabuklarıyla da dom olabilir o zaman. Tabii. Müco başlayacağız değil mi çalışmaya artık? Herkes soruyor çünkü ne yaptınız, ne zaman olacak? Başlayacağız tabii ya. Biraz hava durumu falan aslında etkiledi bizi. Tam başlayacağız diyoruz. Ertesi gün bir yağış oluyor vesaire. Hep geriletti ama şimdi gerekli malzemelerin tedarik edildikten sonra artık iyi hızlıca havalarda başlayacağız. Çalışmaya yakında artık büyük ihtimal bu gündelik videolarda olur. Her gün buraya gelip birlikte inşaatımızı ufak ufak yaparız. Değil mi? Evet. Sürprizin ne zaman açtın canavar? Sürpriz. Evet, şimdi tüm konuşmaları tabii vermedik. Burada güzel sürprizler de var. Yapacağımız, yakında başlayacağımız, onları bozmak istemedik. Şimdi Müco beni tekrar eve bırakıyor sağ olsun. Aslında yürüyerek de gidilebilecek bir yer değil mi? Çok uzak değil ama tabii bu yağmurda, çamurda zor olurdu biraz. Ben yürümeyi sevmiyorum da. Filiz Hanım, canlı yayına 1,5 saat kaldı. Şu an çekmiyorsun değil mi gerçekten? Çekiyorum. Bay bay. Gelsene bak, yani ellerine yüzüne bakabilir misin? Oo, elini şimdi gördüm. Eline bak, eline. Ne yaptın aşkım sen yine? Sadece kalem içi bulmuş biliyor musun? Yedek bulmuş bir tane. Şuraya bak. İçlerini değiştiriyoruz yani. Bugün boyalısın aşkım. Ama zararlı o mürekkep sana. Niye yaptın öyle bir şey kızım? Kaşla göz arası. Dövme sanatçısı olacak ileride. Aa, çok seviyorum. Gel, hadi yıkanmaya gidelim. Temizlenelim. Temizlenin, canlı yayını hazırlanın bir an önce. Hadi bakalım gidelim. Bu da burada uyuyor. Süpermen. Tipe bak. Oh. Evet. Canlı yayınımız yeni bitti. Evet. Komik ah sen. Evet. Hikayesinde bizden bahsetmiş.
Mamma Mia, yeni kardeşim izlemek için şöyle. YouTube kanallarına bir bakın lütfen. Çok teşekkür ederiz Aslan Hanım. Çok teşekkür ederiz. Buradaki dışarı çıkmak istiyor. Tamam çıkacağız oğlum, çıkacağız. Şimdi istatistiklere bakıyordum, merak ettim. Sonra çıkacağız. Hemen çıkacağız. Söz. Senin o tipini yerim ben. Bak bak bak. Tamam tamam. Hadi kalk. Haydi. Haydi kapıya. Haydi. Bu arada arkadaşlar bakın biz şu an gezmeye çıkıyoruz. Bu sesi ne zamandır size dinletmek istiyordum. Bir saniye susacağım. Arkadaki hayvan sesini tahmin etmeye çalışın. Orman tarafından gelen sesleri duyuyor musunuz? Arkadaşlar onlar çakalların sesi. Ormandaki çakallar. Çok değişik biçimde bir uluyorlar. Kedi desen değil, köpek desen değil. Doğaya yakın yaşıyoruz. Prensesin elbisesi çok güzel oldu artık. Sonra kül kedisi kralın sarayına gitmiş. Saraydan içeriye girdiğinde herkes ona bakmaya başlamış. Dünyanın en güzel kızı gibi görünüyormuş. Üvey annesiyle üvey kardeşleri onu tanıyamamış ve çok kıskanmışlar. Prens gözlerini kül kedisinden alamamış ve ona aşık olduğunu hissetmiş. Kül kedisini dansa kaldırmış ve ikisi bütün gece dans etmişler. Gördün mü Cinderella'yı? Bu da prens. Bak bu da kötü üvey annesi. Evet arkadaşlar en son gimbalımızın da şu parçası böyle bir yere düştü ufak. İçindeki bir şeyi bozuldu. Normalde şunun gibi yaylı olması lazım. Biz telefonumuzu böyle buraya sıkıştırıyorduk. Bu böyle sıkıştırdığı için tutuyordu. Ama şimdi sıkıştırmadığı için tutmuyor ve telefonumuz düşüyor. Biz de bunu böyle lastiklerle sararak kullanmaya başladık. Bu da gitti artık. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Ama yılmak yok arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar gücümüz yettiğince bir şekilde devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorum desteğinizi de esirgemezseniz çok memnun oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.